Merhabalar arkadaşlar. Bu videomda sizlere bu kırılan lamba anahtarı nasıl değiştirilir onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle gidiyoruz tekli bir tane bu şekilde e, komutatör ismi ben lamba anahtarı diyorum. E, böylesi de sadesi de var, altın şekillisi de var. E, bir tane bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Bunları hırdavatçıdan elektrik yerlerinde bulabilirsiniz. Bu şekilde ikili olanı var, e, priz şeklinde olanları da var. Eğer sizlerin de evlerinde e, bu tarz kırıklar varsa biraz da bilginiz varsa bu şekilde değiştirebilirsiniz bunları. Ben bunu almayı tercih ettim. Şimdi bunu nasıl takılacağını sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde açıyoruz arkadaşlar. E, tekli olduğu için tekli almanız gerekiyor. Bu şekilde e, düz bir tornavidayla şu arasından e, basma yerini çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde. Sonrasında içinde bulunan bu vidaları e, sökmeniz gerekiyor, hafiften gevşetmeniz gerekiyor. Bu vidalar arka arka taraftaki tırnaklar, şunlar yani arkadaşlar, bunlar e, prizin yani bu çerçevenin duvarda sabit kalmasını sağlayan şeyler, belki de en önemli parçaları diyebiliriz. Burada gördüğünüz gibi yeri var arkadaşlar, ikili şekilde sola doğru açıyorum onları, hafif gevşetmem gerekiyor. Bir tane de aşağı tarafta var, şu kısımda. Onun da vidasını geçtikten sonra şu gri yeri düz bir tornavidayla bu şekilde çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında zaten sökülmüş oluyor. Çerçeveyi çıkardık. Ana yer burası arkadaşlar. Şimdi bunu yerine yerleştireceğim ve diğerini sökeceğim. Bu şekilde genel olarak göstermek istedim. Altta ve üst tarafta klemens yerleri var. Öncelikle bu işlemi yapmadan sigortalarınızı indiriyorsunuz. Ben de burada e, indirdim arkadaşlar. Eee flaşla çekim yapmaya çalıştım artık olduğu kadar. E, bu vidaları tek tek e, söküyorum arkadaşlar. E, sonrasında arka tarafta iki tane kablo göreceksiniz. O kabloları yenisiyle yer değiştireceğiz yani bu kadar basit bir işlem. Burada e, gördüğünüz vida yerleri var tekrardan. O vida yerlerini yani klemensleri gevşettiğinizde Kablolar yerinden Kolayca çıkmış olacak Bu şekilde daha yakından göstermek isterim sizlere Ev biraz eski olduğu için isteriz demez bu anahtar yerleri de eski olabiliyor Onun için zamanla kırılabiliyor arkadaşlar Bu şekilde gevşettim Kablolar dışarıya çıktı Sigortam hala kapalı durumda bu işlemi yaparken Lütfen buna dikkat edin Şimdi altta ve üst tarafta klemensler var hangi kabloyu nere taktığınız inanın hiç önemli değil bulduğunuz bir kabloyu bir tanesini bu şekilde yerleştirip ön taraftaki vidasını sıkıyorsunuz yani kabloyu oraya sıkıştırmış oluyorsunuz bunu yaptıktan sonra aynı şekilde diğer kırmızı kabloyu da e, diğer klemense yerleştirip vidasını bağlayacağım eğer e, bu anahtarınızın aşağıya doğru açılmasını veya yukarıya doğru açılmasını istiyorsanız kabloları yer değiştirmede sadece şu tuttuğum plakayı ters çevirerek yani sağ yukarıdan aşağıya gelecek şekilde yerleştirerek de bunu yapabilirsiniz. Yani böyle düz yerine yerleştirmek yerine çevirerek yerleştirirseniz aynı işlevi görürsünüz. Şimdi sigortalarımı açtım ve ışığım açılmış oldu. Görüyorsunuz yerine yerleştirmiş oldum. Şimdi bu çerçeveyi yerine doğru itiyorum. Ve kenarındaki tırnaklarını sıkıştıracağız burada. Sağ ve sol tırnak vidalarını güzelce sıkıştırın ki çocuklar ister istemez elleriyle tutabiliyor. Bunları tutup çıkaramasın arkadaşlar. Gevşek olmasın yani güzelce sıkın. Bu çerçeveyi de yerine koyuyorum bu şekilde. İç tarafından çıkardığım gri parçayı da yerine yerleştirince sabitlenmiş oluyor. Başka şeylerde rengi farklı olabilir. Bunu da yerine yerleştirdikten sonra gördüğünüz gibi açılıp kapanıyor. Yenisini yerleştirmiş olduk arkadaşlar. Sormak istediğiniz soru varsa bana yorum kısmına yine yazabilirsiniz. Bunu çıkarmak için tekrardan... Üst tarafına ile açıyorsunuz. Sonra tekrar bir gri parçasını çıkarıyorsunuz. Vidaları sağ ve sol vidayı çıkardıktan sonra bu sefer de sökebiliyorsunuz. Takması ve sökmesi bu şekilde arkadaşlar. Ee, en sonunda e, kenarına da güzel bir boya çektim. Tertemiz gıcır gıcır oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.